12. Bölüm İblis ve Azabı. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, de ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Eğer Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirirlerse Allah Celle Celaluhu onları bağışlamaz ve tövbelerini kabul etmez. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu küfrü ve kibri sebebiyle iblisin tövbesini kabul etmemiş, fakat Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul buyurmuştu. Çünkü Adem Aleyhisselam kendi ağzıyla hatasını itiraf etmiş, bundan dolayı pişman olmuş ve nefsini kötülemişti. Üstelik Adem Aleyhisselam'ın işlediği hata gerçekte bir günah değildi. Çünkü peygamberler masumdur ve ne peygamberliklerinden önce ne de peygamberliklerinden sonra onlardan asla bir günah sadır olmaz. Adem Aleyhisselam'ın işlediği kusur sadece görünüşte ve şeklen günaha benzemektedir. Bundan dolayı o Havva anamızla birlikte şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Her ikisi de yaptıkları hataya hemen pişman olmuş ve tövbe etmekte acele etmişlerdi. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmemişlerdi. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İblis ise ne işlediği günahı itiraf etti, ne de ondan dolayı pişman oldu. Ne kendi nefsini kötüledi ve ne de tövbede acele etti. Tersine Allahu Teala'dan ümit kesti ve kibre kapıldı. Kimin tutum ve davranışı iblisin haline benzerse tövbesi kabul edilmez. Her kimin tutum ve davranışı Adem Aleyhisselam'a benzerse Allahu Teala Celle Celaluhu onun tövbesini kabul buyurur. Zira nefsin arzularından kaynaklanan her günahın bağışlanması ümit edilebilir. Fakat kibir ve gururdan kaynaklanan hiçbir günahın bağışlanması ümidi yoktur. Adem Aleyhisselam'ın kusuru da nefsinin arzusundan kaynaklanmıştı. İblisin günahı ise kibre dayanıyordu. Anlatıldığına göre iblis bir gün Musa Aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Allah'ın kendisi için elçi olarak seçtiği ve kendisiyle konuştuğu kimse sen misin? Musa Aleyhisselam, evet benim, fakat sen kimsin ve ne istiyorsun diye sordu. İblis, ey Musa, Rabbine de ki, senin yarattıklarından biri sana tövbe etmek istiyor. Allahu Teala Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Musa, ben senin bu dileğini kabul ettim. Fakat ona Adem Aleyhisselam'ın kabrine secde etmesini emret. Eğer secde ederse tövbesini kabul ederim ve günahını bağışlarım. Musa Aleyhisselam durumu bildirince iblis kibre kapıldı ve şöyle dedi. Ben cennette Adem'in dirisine secde etmedim, şimdi onun ölüsüne neden secde edeyim? Rivayet edildiğine göre cehennemde iblisin azabı arttırılır. Kendisine Allah'ın azabını nasıl buldun diye sorulur. Olabileceğin en ağırı diye karşılık verir. Denilir ki, Adem şu anda cennet bahçelerindedir. Ona secde et ve özür dile de bağışlanasın. Fakat iblis bunu kabul etmekten yüz çevirir. Bunun üzerine cehennemdeki azabı diğer azap görenlerden 70 bin kat daha artırılır. Rivayet edildiğine göre Allahu Teala Celle Celaluhu her 100 bin senede bir iblisi cehennemden ve Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkarır. Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emreder. Fakat o yüz çevirir, sonra iblisi tekrar cehenneme gönderir. Din kardeşlerim, eğer iblisten kurtulmak istiyorsanız Allah'ın dinine sarılınız ve onun şerrinden Yüce Mevla'ya sığınınız. Çünkü kıyamet günü ateşten bir kürsü konulur ve üzerine lanetlenmiş olan iblis oturur. Bütün şeytanlar ve kafirler onun etrafına toplanırlar. Sesi anılan merkep sesi gibidir. Şöyle der. Ey cehennemlikler! Allah'ın size vaat ettiklerini bugün nasıl buldunuz? Hepsi gerçekmiş derler.
İblis, bugün benim merhametten ümit kestiğim gündür der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere ateşten topuzlarla onları dövmelerini emreder. Ebediyen çıkarılma emri duymaksızın 40 sene burada kalıp azap çekerler. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Yine anlatıldığına göre iblis kıyamet günü getirilir ve ateşten bir kürsü üzerine oturması emredilir. Boynunda lanet halkası vardır. Allah Celle Celaluhu onu çekip cehenneme atmaları için zebanilere emir verir. Ve onu cehenneme atmak için zebaniler asılırlar fakat buna güçleri yetmez. Sonra Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselama 80 bin melekle birlikte emir verir. Onlar da güç yetiremez. Daha sonra İsrafil ve Azrail ile birlikte ve her birine 80 bin melek yardım ederek atmaları emredilir. Onlar da atamazlar. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onun boynunda lanet halkası varken, yaratmış olduğum bütün meleklerin birkaç katı bir araya gelseler bile onu cehenneme taşıyamazlar. Rivayet edildiğine göre iblisin ismi dünya semasında abid, ikinci kat semada zahid, üçüncü kat semada arif, dördüncü kat semada veli, beşinci kat semada takî, altıncı kat semada hazin, yedinci kat semada azazil ve levh-i mahfuzda iblis olarak yazılıydı. Fakat başına geleceklerden habersiz idi. Allahu Teala Celle Celaluhu onun Adem aleyhisselama secde etmesini emretti. Şöyle karşılık verdi. Ben ondan daha hayırlı olduğum halde onu bana üstün mü tutuyorsun? Beni ateşten yarattın, o ise çamurdan yaratıldı. Allahu Teala Celle Celaluhu ben dilediğimi yaparım buyurdu. İblis kendisini üstün gördü. Bütün melekler emredildikleri secde yaparlarken o burun kıvırdı ve kibre kapılarak Adem aleyhisselama arkasını döndü. Ayakta bekledi. Melekler başlarını kaldırıp da onun secde etmediğini gördüklerinde kendileri secde ettikleri için ikinci defa şükür secdesi yaptılar. İblis ise onlardan yüz çevirmiş olarak onlara uyma niyeti göstermeden ve secde etmediği için pişmanlık duymadan onlara bakıyordu. Bunun üzerine Allahu Teala onun yakışıklı vücudunu değiştirdi ve onu bir domuza çevirdi. Başı deve başına, göğsü büyük deve hor gücüne, yüzü ikisi arasında maymun yüzüne döndürüldü. Gözleri yüzü boyunca uzanan iki yarık haline geldi. Burun delikleri hacamat çanağı gibi açıldı. Dudakları öküz dudağı halini aldı. Köpek dişleri domuzların dişleri gibi dışarı çıktı. Sakalından sadece 7 kıl kaldı. Onu cennetten kovdu, hatta semadan ve yeryüzünden de kovarak adalara sürdü. Yeryüzüne ancak gizlice gelebilir. Kıyamete kadar onu lanetledi. Çünkü o kafirlerden oldu. Yakışıklı bir vücuda sahip, 4 kanadı olan, çok fazla ilmi bulunan, çokça ibadet etmiş, meleklerin tavusu ve en büyüğü, mukarreb meleklerin efendisi ve daha pek çok özellikleri bulunan iblisin başına nelerin geldiğine şöyle bir bakın. Sahip olduğu bu özelliklerin hiçbiri kendisini kurtaramadı. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için öğüt vardır. Rivayet edilir ki iblisin başına musibet gelince Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam ağlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara sizi ağlatan nedir diye sorar. Ey Rabbimiz, iblisin başına gelen musibetin bizim de başımıza gelmeyeceğinden emin değiliz derler. Allahu Teala Celle Celaluhu da işte böyle olun. Başınıza tarafımdan gelebilecek musibetlerden kendinizi güvende görmeyin buyurur. İblis başına gelen bu musibet üzerine şöyle dedi. Ya Rabbim, beni Adem aleyhisselam yüzünden cennetten çıkardın. Halbuki ben senin yardımın olmazsa kendi başıma ona musallat olamam, intikamımı alamam. Allahu Teala Celle Celaluhu onun evlatları üzerine musallat olmana izin veriyorum. Çünkü peygamberler benim korumam altındadır dedi. İblis daha ver. Adem'in neslinden doğan her çocuğa karşılık senin soyun 2 kat artacak. İblis yine daha ver. Onun soyundan gelenlerin gönülleri senin meskenindir. Kanlarının dolaştığı damarlarında dolaşabilirsin.
İblis yine daha berber. Atlıların ve yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Yani atlı ve yaya yardakçılarınla yardımlaşarak üzerlerine git, haram yollardan kazanıp haram yerlere harcamalarını sağlayarak mallarına ortak ol. Yine zina gibi haram yollardan veya hayızlıyken cinsel ilişkiye girmek suretiyle günah yollardan çocuk peydahlamalarını sağla. Bu çocuklara putperestlik ve sapıklığı hortlatan isimler vermelerine yardımcı, batıl dinlere, aşağılık mesleklere ve çirkin fiillere yönlendirmek suretiyle saptırmaya çalışarak çocuklarla ortak ol. Yine onlara boş vaatlerde bulun. Mesela sahte ilahların şefaatleri olacağını söyle. Babalarının iyiliklerinden ve iyi hallerinden yararlanacaklarını söyleyerek buna güvenmelerini sağla. Uzun emel sahibi olmalarını ve tövbeyi ertelemelerini öğütle. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bütün bu tavsiyeleri şu ayeti kerimede olduğu gibi tehdit yolu ile gerçekleşmiştir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Bunun üzerine Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi, onu benim evlatlarıma musallat ettin. Senin yardımın olmazsa onlar iblise karşı kendilerini savunamazlar. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Senin soyundan gelen her çocuğun başına bir koruyucu melek veriyorum. Adem aleyhisselam daha ver dedi. Yaptıkları bir iyiliğe karşılık 10 kat sevap vereceğim. Adem aleyhisselam yine daha ver dedi. Canları tenlerinde bulundukça tövbelerini kabul edeceğim. Adem aleyhisselam yine daha ver deyince üzerinde fazla durmadan işledikleri günahları af edeceğim. Adem aleyhisselam bu sefer bunlarla yetiniyorum dedi. Bunun üzerine iblis tekrar der. Ya Rabbi, Adem'in neslinden peygamberler yarattın ve onlara kitaplar indirdin. Peki benim peygamberlerim kimlerdir? Kahinler. Peki kitapların nedir? Dövmeler. Benim hadisim, kendime ait sözlerim nedir? Yalan. Kur'an'ım nedir? Şiir. Müezzinim nedir? Çalgı aletleri. Mescidim nedir? Çarşı ve pazarlar. Evim neresidir? Hamamlar. Yemeğim nedir? Besmelesiz kesilen ve yenen şeyler. İçeceğim nedir? Sarhoşluk veren şeyler. Tuzaklarım nedir? Kadınlar. 13. Bölüm Emanet. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Yani gökler, yer ve dağlar emanetin hakkını verememekten ve bu sebeple cezaya çarpılmaktan korktular yahut emanete hıyanet etmekten korktular ve bu yüzden emaneti kabullenmek istemediler. Burada söz konusu olan emanet, yerine getirenlere sevap ve yapmayanlara ceza tereddüt eden ibadet ve farzlardır. El-Kurtubi şöyle der, en doğru görüşe göre emanet, bütün dini vazifeleri kapsar. Bu, alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Fakat ayrıntılar konusunda farklı görüşler vardır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a göre, ayet-i kerimede söz konusu olan emanet, bir başkasına geçici olarak emanet bırakılan mal vesaire ile ilgilidir. Yine İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre, bütün farzlar emanet kapsamına girer. Bunların en ağırı ise emanete bırakılan maldır. Ebu Derda radıyallahu anh, cenazeyi yıkamak emanettir der. İbn-i Ömer radıyallahu anh der ki, İnsan bedeninde ilk yaratılan uzuv cinsiyet organıdır. Onun için bu kadın ve erkeklere benim tevdi ettiğim emanettir. Sadece yerinde kullanın. Onu koruduğunuz sürece ben de sizi korurum denilmiştir.
Demek ki cinsiyet uzvu emanettir. Kulak emanettir. Gözler emanettir. Dil emanettir. Karın emanettir. Eller emanettir. Ayaklar emanettir. Emanete sahip olmayanın imanı da yoktur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Emanet göklere, yere ve dağlara arz edildi. Hepsi de içindekilerle beraber korkudan titrediler. Cenab-ı Hak onlara şöyle demişti. Eğer emaneti iyi kullanırsanız size mükafat veririm. Fakat onlar hayır, emaneti kabul etmiyoruz dediler. Mücahid radıyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem aleyhisselamı yarattı, emaneti ona teklif etti ve şartlarını söyledi. Adem aleyhisselam emaneti yükleniyorum dedi. Şüphesiz göklere, yere ve dağlara emanetin teklif edilmesi onları kabul edip etmemekte serbest bırakmak suretiyle yapılmıştı. Eğer onları mecbur tutmuş olsaydı hayır diyemezlerdi. Kaffal ve daha başkaları da şöyle der. Ayetteki teklif konusu temsildir. Yani gökler, yer ve dağlar o kadar büyük olmalarına rağmen teklifi yüklenmeleri caiz olsaydı bile karşılığında sevap ve ceza bulunması sebebiyle şeriatın esaslarını taşımaları onlara ağır gelirdi. Yani teklifi yüklenip taşımak, göklerin ve yerin yüklenip taşımaktan kaçınacakları kadar gerçekten önemli ve büyük bir iştir. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi insan bu emanet yükünün altına girmiştir. Onu insan yüklendi. Yani Adem aleyhisselam tohum aleminde belinden zürriyeti çıkarılıp emanet teklif edildiği zaman hakkını yerine getirmek üzere teklifi kabul etti ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da bu konuda onlardan misak aldı. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Yani insan bu yükü yüklenirken nefsine zulmetmiştir. Ne kadar ağır bir yükün altına girdiğinin farkında değildir. Yahut Rabbinin emirlerinin ne olduğu hakkında çok cahildir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Emanet Adem aleyhisselama teklif edildi ve denildi ki bu emaneti içindekilerle birlikte al. Eğer itaat edersen seni bağışlarım. Şayet isyan edersen sana azap ederim. Adem aleyhisselam emaneti içindekilerle birlikte kabul ediyorum dedi. Bu ifadelerle Adem aleyhisselam emaneti yüklendi. Henüz emaneti yüklendiği günün ikindi ile akşam arası kadar bir vakit geçmemişti ki o ağaçtan yedi. Ancak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hemen rahmetini arkasından yetiştirdi, tevbe ederek doğru yola girdi. Emanet kelimesi iman ile aynı kökten gelir. Kim Allah'ın emanetini muhafaza ederse Allah-u Teala da onun imanını muhafaza eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Emaneti muhafaza etmeyenin dini yoktur. Ahdinde durmayan kişinin de dini yoktur. Şair şöyle der. Hırsından hıyanete rıza gösterenin boynu vurulsun. Ve emaneti korumaktan uzaklaşıp bir yanda duran. Dini, insanlığı bir kenara atıp gidenleri takip eder zamanla birlikte bela ve musibetleri. Başka bir şair şöyle der. Başkalarına hıyanete rıza göstermeyi huy edinenler zamanla sıranın kendilerine geldiğini görürler. Belalar hiç durmadan kötülükleri başına yağdırır. Ahdinde durmayıp zimmetindekini çiğneyenlere. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin hıyanet ve yalan bulunmayan her ahlakı kendisine huy edinebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ümmetim emaneti ganimet ve sadaka vermeyi angarya kabul etmedikçe hayır üzere olmaya devam eder. Yine şöyle buyurur. Size emanet bırakanların emanetlerine riayet edin. Size hıyanet edene siz hıyanet etmeyin. Sahihayn'da yani Buhari ve Müslim'de
Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözde durmaz, kendisine bir emanet verildiğinde hıyanet eder. Yani kendisine birisi güvenip bir sır verse ona hıyanet eder ve bütün insanlara onu yayar. Yahut kendisine mal, eşya ve para gibi maddi bir emanet bırakılsa onu inkar etmek, muhafaza etmemek ve izinsiz kullanmak gibi yollarla emanete hıyanet eder. Emaneti koruyup muhafaza etmek, mukarrab meleklerin, peygamberlerin sıfatları, ebrar ve muttakilerin huylarıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah size mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, görendir. Müfessirler bu ayet-i kerimenin şeriatın temel prensiplerinden pek çoğunu ihtiva ettiğini, ayetin yöneten ve bunların dışında kalan bütün mükelleflere hitap ettiğini söylerler. Öyleyse mazluma yardım edip hakkını almak, hakkı gözeten yönetici üzerine düşen bir görevdir ve bu bir emanettir. Yine Müslümanların mallarını, özellikle de yetimlerin mallarını korumak emanettir. Ayrıca halka dinlerinin hükümlerini öğretmek de alimlerin vazifesidir. Bu görev alimlerin muhafazasına verilmiş bir emanettir. Ana babanın da çocuklarını güzel bir şekilde terbiye ederek yetiştirmeleri gerekir. Çünkü çocuklar da onların yanında bir emanettir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzdekilerden sorumlusunuz. Zehrül Riyaz'da şunlar vardır. Kıyamet günü bir kul getirilir ve Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu huzurunda durdurulur. Allah Celle Celaluhu sorar. Filan kişinin emanetini geri verdin mi? Kul, hayır ya Rabbi diye cevap verir. Allahu Teala Celle Celaluhu meleğe emreder, onu elinden tutup cehenneme götürür. Melek cehennemin dibine düşmüş olan emaneti adama gösterir. Onu cehenneme atar, dibine varıncaya kadar 70 sene aşağı doğru düşer. Sonra emaneti alıp yukarı çıkar. Cehennemin en üst tarafına varınca ayağı kayar ve yine 70 sene cehennemin dibine kadar düşer. Sonra yine yukarı çıkar ve tekrar düşer. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile Peygamberimizin şefaati sayesinde emanet sahibini razı edip çıkıncaya kadar adamın çıkışı ve düşüşü devam edip durur. Ebu Seleme radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. O esnada namazı kılınmak üzere bir cenaze getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Borcu var mı? Hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirdiler. Yine sordu. Borcu var mı? Evet var dediler. Peki geriye bir şey bırakmış mı diye sordu. 3 dinar bırakmış deyince onun da namazını kıldırdı. Sonra 3. bir cenaze getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Borcu var mı? Evet var dediler. Peki geriye bir şey bırakmış mı? Hayır denince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınızın namazını siz kılın dedi. Katade radıyallahu anh rivayet eder. Bir adam geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah yolunda sabırla sırf onun rızasını kazanmak için geriye dönüp kaçmadan savaşırken öldürülürsem ne buyurursunuz? Allah benim günahlarımı bağışlar mı? Evet bağışlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verince adam kalkıp gitmek istedi. Onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kul borçları hariç şehitlerin bütün günahlarını bağışlar. 14. bölüm namazı huşu ile kılmak.
Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Bilmelisin ki alimlerimizden bazıları huşuğu korkma ve ürperme gibi kalbin eylemlerinden sayarlar. Bazı alimler ise huşuğu sükunet, sağ sola bakmamak ve boş şeylerle ilgilenmemek gibi vücudun azalarının eylemlerinden sayarlar. Ayrıca alimler huşuğun namazın farzlarından mı yoksa faziletlerinden mi olduğu konusunda iki farklı görüşe ayrılmışlardır. Farz olduğunu söyleyenler, kulun namazdan payına düşen, anlayıp idrak ettiği kadarıdır hadis-i şerifini ve beni zikretmek için namaz kıl ayeti kerimesini delil olarak ileri sürerler. Halbuki gaflet ile zikir birbirine zıttır. Bu yüzden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sakın gafillerden olma buyurmuştur. El-Belhaki'nin rivayet ettiğine göre Muhammed bin Sirin radiyallahu anh şöyle der. Bana bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya dikiyormuş ve bunun üzerine ayet-i kerime inmiş. Abdurrezzak bunu şu ilave ile rivayet eder. Ve Allah Celle Celaluhu kendisine huşu emretti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde mahalline bakmaya başladı. El-Hakim ve El-Beyhaki Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şöyle rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya dikerdi. Onun üzerine bu ayet indi ve o da hemen başını eğmeye başladı. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'tan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beş vakit namaz tıpkı sizden birinizin kapısının önünden akan suyu bol bir nehirde her gün beş defa yıkanması gibidir. Acaba böyle bir kişi üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz? Yani beş vakit namaz kişiyi günahlardan temizler. O kimse üzerinde büyük günahlardan başka günahlardan iz kalmaz. Ancak kılınan namaz huşu ve kalp huzuru ile kılınırsa bu durum söz konusudur. Bu şekilde kılınmayan namaz zaten sahibine geri iade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bütün dünyevi düşüncelerden sıyrılarak iki rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Namaz, hac, tavaf ve usulleri belirlenmiş diğer ibadetlerin hepsi Allah'ı zikretmek için farz kılındılar. O halde kişinin maksudu ve hedefi olan zikredilen zatın yüceliği ve heybeti zikredenin kalbinde bulunmazsa bu zikrin ne kıymeti olabilir? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymazsa ancak Allah'tan uzaklaşmasını artırır. Bekir bin Abdullah şöyle der. Ey insanoğlu! Eğer Allah'ın huzuruna girmek ve tercümansız konuşmak istersen bu senin için mümkündür. Dediler ki bu nasıl olabilir? Cevaben abdestini mükemmel şekilde alırsın. Sonra namazgahına geçer, namaza durursun. İşte böylece Rabbinin huzuruna izinsiz girmiş ve tercümansız konuşmuş olursun buyurur. Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşur, biz de onunla konuşur, sohbet ederdik. Fakat namaza durunca Allahu Teala'nın azametiyle o derecede meşgul olurdu ki sanki ne o bizi tanıyor ne de biz onu tanıyor gibi olurduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin bedeniyle birlikte kalbinin de hazır olmadığı namaza Allahu Teala bakmaz. Halilullah İbrahim aleyhisselam namaza durduğu zaman 2 mil uzaktan kalbinin atışı duyulurdu. Said et-Tenuhi radiyallahu anh namaz kılarken gözlerinden sakalına süzülen gözyaşları hiç kesilmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namazda sakalıyla oynadığını gördü. Buyurdu ki, eğer bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı
azaları da huşu içinde olurdu. Anlatıldığına göre Hazreti Ali kerremallahu veçe namaz vakti gelince titremeye başlar ve yüzünün rengi değişirdi. Size ne oldu ey müminlerin emiri diye sorulduğunda şöyle derdi. Allahu Teala'nın göklere, yere ve dağlara teklif edip de onların yüklenmekten çekindiği, sorumluluğundan korktukları ve benim yüklendiğim emanetin yerine getirilmesi vakti geldi. Rivayet edildiğine göre Ali bin Hüseyin radıyallahu anh abdest alırken yüzü sararır, ailesi kendisine abdest alırken sana ne hal oluyor da böyle sararıyorsun diye sorduklarında şöyle derdi. Kimin huzuruna durmak üzere olduğumu biliyor musunuz? Hatemi Esam radıyallahu anh'a namazı nasıl kıldığını sorarlar. Şöyle der. Namaz vakti girince güzel bir şekilde abdest alırım. Namaz kılmak istediğim yere gelirim. Bütün azalarımla namaza hazır oluncaya kadar orada bir süre otururum. Sonra namazı kılmak için kalkarım. Kabe iki kaşımın arasında, Sırat köprüsü ayaklarımın altında, cennet sağımda, cehennem solumda, ölüm meleği Azrail arkamda farz ederek kıldığım namazın son namazım olduğu düşüncesiyle korku ile ümit arası bir halde namaza başlama tekbirini alırım. Usulüne uygun olarak tane tane Kur'an'ı okurum. Tevazu içinde rüku yaparım, huşu içinde secdeye giderim. Sol ayağımın dış kısmını yere yayarak üzerine oturur, sağ ayağımı baş parmağım üzerine dikerim. Bütün bunları ihlas ile yaparım. Kıldığım namazın kabul edilip edilmediğini de bilmem. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle der. Tefekkürle kılınan orta halli ne uzun ne de kısa iki rekat namaz, gaflet içinde bir kalp ile gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden öyle insanlar gelecek ki bunlar mescitlere gelecekler, halka kurup oturacaklar. Dillerinden dünyayı ve dünya sevgisini düşürmeyecekler. Onların halkalarına katılıp oturmayın. Allah'ın onlara hiçbir ihtiyacı yoktur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size hırsızların en kötüsünü haber vereyim mi? Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Namazlarından çalanlardır. Namazdan nasıl çalınır? Rüku ve secdeleri eksik yaparak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer namazın hesabını tam olarak verebilirse Allahu Teala onun hesabını kolaylaştırır. Namazdan eksiği ve kusuru çıkarsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere şöyle buyurur. Kulumun kılmış olduğu nafile farzlara ilave olarak kıldığı namazları yok mu? Eksik olan farz namazlarını onlarla tamamlayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir kula iki rekat namaz kılması için izin vermekten daha değerli bir hediye verilemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh namaz kılmaya kalkacağı zaman bütün vücudu titrer, dişleri zangırdardı. Sana ne oluyor dedikleri zaman şöyle karşılık verirdi. Emaneti eda etmenin ve farzı yerine getirmenin vakti geldi. Onu nasıl eda edeceğimi bilemiyorum. Anlatıldığına göre Halef bin Eyyub'u namaz kılarken bir eşek arısı soktu. Kana akmaya başladı. Fakat o bunun farkında değildi. Derken İbn-i Said çıka geldi ve durumu kendisine bildirdi de o da elbisedeki kan lekesini yıkadı. Denildi ki seni eşek arısı soktu, kanın aktı. Sen bunları hissetmedin mi? Dedi ki melik ve cebbar olan Allah'ın huzurunda duran başına ölüm meleği Azrail dikilmiş, solunda cehennem, ayaklarının altında Sırat köprüsü bulunan birisi böyle bir şeyi duyabilir mi? Zühd ve takvada hayli ileri derecede olan Ömer bin Zerr'in eli kangren olmuştu. Doktorlar dediler ki bu eli kesmekten başka çaremiz yok. O da kesin o halde dedi. Doktorlar
seni iple bağlamadan bu eli kesemeyiz dediler. O, hayır, bağlamanıza gerek yok. Ben namaza durduğumda elimi kesersiniz diye cevap verdi. Namaza durunca elini kestiler ve o bir şey hissetmedi. 15. bölüm, iyiliği emredip kötülüğe engel olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim benim üzerime bir defa salavat getirirse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu salavat getiren kişinin nefesinden beyaz bir bulut yaratır. Allahu Teala Celle Celaluhu sonra buluta rahmet deryasından su almasını, daha sonra da yağmur yağdırması emrini verir. Allahu Teala Celle Celaluhu o buluttan yere düşen her damladan altın, dağlara düşen her bir damlasından gümüş yaratır. O buluttan hangi kafirin kafasına bir damla düşerse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu iman nimetiyle rızıklandırır. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur: siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a inanırsınız. Kelbi der ki, bu ayeti kerime ümmeti Muhammed'in durumunu ve diğer ümmetlerden üstün olduğunu beyan eder. Ayette ayrıca bu ümmetin mutlak manada diğer bütün ümmetlerden üstün olduğuna delil vardır. Diğer ümmetlere karşı olan bu üstünlük, ümmetin başı ile sonu arasında müşterektir. Bu ümmetin başının sonuna göre daha hayırlı olması da ayrı bir husustur. Nitekim sahabenin ümmetin diğer fertlerinden üstün olduğuna dair pek çok hadis-i şerif vardır. Ayet-i kerimedeki siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz cümlesi, bu ümmetin insanların hayrı ve maslahatı için tarih sahnesine çıkarıldığını belirtir. Ayet-i Kerime'nin devamındaki iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz cümlesi ise birinci cümleden bağımsız ve ayrı bir cümle olup onların ne şekilde diğer ümmetlere üstünlük sağladığını ve bu üstünlüklerini devam ettirmenin hangi sıfata bağlı olduğunu açıklar. Eğer ümmet iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vasfını kaybederse üstünlük vasıfları da ortadan kalkar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ümmeti Muhammed'i insanların en hayırlıları kılmıştır. Çünkü onlar iyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar. İnsanların İslam'a girmesi için Allah Celle Celaluhu yolunda savaşırlar ve başkalarına yararlı olurlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların en kötüsü de insanlara zarar verendir. Ayet-i kerimedeki ve Allah'a inanırsınız cümlesinin manası, Allahu Teala'nın birliğini tasdik eder ve bu inanç üzere sebat ederseniz ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğunu ikrar ederseniz demektir. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik etmeyen kişi Allah'a iman etmiş sayılmaz. Peygamber'e iman etmeyen kişi sanki onun getirdiği mucizeleri reddederek onları kendi yanından uydurduğunu iddia etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Yani ehli iman içinde imanı en zayıf olanların yaptığı iş kalple buğz etmektir. Bazı alimler der ki, el ile düzeltmek yöneticilerin, dil ile düzeltmek alimlerin ve kalp ile buğz etmek halkın görevidir. Bazı alimler de şöyle der, kötülük ile karşılaşan kişi kim olursa olsun bu üç yoldan hangisine gücü yetiyorsa onu yerine getirmekle yükümlüdür. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: bir de iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir. Ayet-i kerimede emredilen yardımlaşmaya, imkan ölçüsünde iyiliği teşvik etmek, hayırların işlenmesini ve yollarını kolaylaştırmak, kötülüklerin ve düşmanlığın yollarını kapamak gibi hususlar da girer. Efendimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurur: kim bir bid'at sahibinin bid'atına mani olursa, Allahu Teala onun kalbini iman ve güvenle doldurur.
Kim bir bid'at sahibinin bid'atına değer vermeyip onu alçaltırsa, Allahu Teala ona en korkulu günde emniyet ihsan eder. Kim de iyiliği emreder, kötülüğe engel olursa, o kişi yeryüzünde Allahu Teala'nın halifesi, kitabının halifesi ve Resulünün halifesidir. Huzeyfe radıyallahu anh der ki, öyle bir zaman gelecek ki, aralarında iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir müminin bulunmasından bir merkep leşinin bulunması insanlara daha sevimli gelecek. Musa aleyhisselam şöyle der: Ya Rabbi, kardeşini çağırıp ona iyiliği emredip kötülükten men eden bir kişinin alacağı karşılık nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu cevap buyurur: Onun her kelimesine bir yıllık ibadet sevabı yazarım ve ateşimle ona azap etmekten haya ederim. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Ey Ademoğlu! Tövbeyi erteleyenlerden, uzun emel peşinde koşanlardan ve ahirete amelsiz eli boş gelenlerden olma. Abidlerin sözlerini söyleyip münafıkların amellerini işleyenlerden olma. Böyle kişiler kendilerine verilene kanaat edip yetinmezler. Yokluk halinde sabretmezler. Salihleri severler fakat onlar gibi olmazlar. Münafıklara buğz ederler fakat onlar gibi olurlar. İyiliğe emrederler fakat kendileri yapmazlar. Kötülüğü yasaklarlar fakat kendileri kaçınmazlar. Hazreti Ali kerramallahu veçhe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Ahir zamanda öyle düşük çeneli, aklı kıt bir takım adamlar gelecek ki, insanların en hayırlısının sözlerini, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini söyleyecekler, fakat söyledikleri hançerelerinden aşağı inmeyecek. Onlar okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Miraç gecesi bazı insanlar gördüm. Bunlar kimdir ey Cebrail diye sordum. Dedi ki, bunlar ümmetinin hatipleridir. İnsanlara iyiliği emreder fakat kendileri yapmazdı. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu, sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz buyurur. Yani sizler Allah'ın kitabını okuyorsunuz fakat içindekilerle amel etmiyorsunuz. Onlar sadaka vermeyi emrediyorlar fakat kendileri sadaka vermiyorlar. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve kendi nefsinden başlayarak bu esasa uymak her Müslümanın üzerine vaciptir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada müminleri iyiliği emreder diye vasıflandırmaktadır. Öyleyse iyiliği emretme niteliğini terk edenler, Cenab-ı Hakk'ın bu ayette vasıflandırdığı kişilerin dışına çıkmış olur. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma vazifesini terk eden toplumları kötülemiştir. Bu manada buyurur ki, onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları şey ne kadar kötüydü. İçlerinde kötülük yapanların kötülüklerine göz yumuyor, onlara engel olmuyorlardı demektir. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Ya iyiliğe emreder ve kötülüğe engel olursunuz, yahut Allahu Teala sizin başınıza zalim bir idareciyi musallat eder. O zalim idareci sizin ne büyüklerinize saygı gösterip değer verir ve ne de küçüklerinize merhamet eder. İçinizdeki hayırlı insanlar dua ederler fakat duaları kabul edilmez. Allah'tan yardım isterler ama kendilerine yardım gelmez. Günahlarının bağışlanmasını dilerler fakat bağışlanmazlar. Hazreti Aişe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Allahu Teala içinde 18 bin kişi bulunan bir şehri helak ederek azap etti.
Onların hepsi de peygamberlerin amellerine sahibidir. Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur? Onlar Allah için buğz etmez, iyiliği emretmez ve kötülüğe engel olmazlar. Ebu Zerril Gıffari radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'dan nakleder. Der ki, ey Allah'ın Resulü, müşriklerle savaşmanın dışında cihat var mıdır? Evet vardır ey Ebu Bekir. Allah'ın yeryüzünde şehitlerinden daha üstün bir takım mücahitleri vardır. Onlar hayattadır, rızıklanırlar ve yeryüzünde dolaşırlar. Allahu Teala meleklere karşı onlarla iftihar eder. Ümmü Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı nasıl Resulullah için süsleniyorsa cennet de onlar için süslenir. Ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar? İyiliği emredip kötülüğe engel olanlar, Allah için sevip Allah için buğz edenler. Nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki bu vasıftaki kişi şehitlerin sahip olduğu köşklerden daha yüksek köşklere sahip olacak. Köşklerinin 300 kapısı bulunacak. Kapıları yakut ve yeşil zümrütten olacak. Her kapının üzerinde nur bulunacak. Bu kişilerden her biri 300 huri ile evlendirilecek. O huriler sadece eşlerinin gözlerinin içine bakacaklar. Hurilerden herhangi birine baktığı zaman iyiliği emredip kötülüğe engel olduğun filan günü hatırlıyor musun diyecek. Diğer birine dönecek olursa iyiliği emredip kötülüğe engel olduğun filan yeri hatırlıyor musun diyecek. Haberde geldiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Musa! Sırf benim için yaptığın bir amelin var mı? Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, rızan için sadaka verdim, secde ettim, sana hamd ettim, kitabını okudum ve seni zikrettim. Ey Musa, namaz senin için kılavuz, oruç sana kalkan, sadaka sana gölgeliktir. Yaptığın tesbihler cennette senin için ağaç, benim için kitabımı okuman senin için huri ve saray, beni zikretmen de senin için nurdur. Benim için hangi ameli yaptın? Ya Rabbi, senin rızan için olan bir ameli bana göster, onu işleyeyim. Ey Musa, bir dostu hiç benim için dost edindin mi? Yine bir düşmanı hiç benim için düşman belledin mi? Musa aleyhisselam, Allah dostlarını sırf Allah için sevmenin ve düşmanlarına da sırf onun rızası için buğz etmenin en üstün amel olduğunu anladı. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh anlatır. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala Celle Celaluhu katında şehitlerin en değerlisi hangisidir? Buyurdu ki, zalim bir valinin, zalim bir yöneticinin karşısına dikilip iyiliğe emrederek kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişi, eğer öldürülmezse ne kadar yaşarsa yaşasın, kalem artık onun için günah yazmaz. Hasan-ı Basri radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Ümmetimin şehitleri içinde en faziletlisi, zalim yöneticinin karşısına çıkarak ona iyiliği emredip kötülüğe engel olmaya çalışan ve bu sebeple öldürülen kişidir. Bu sebeple şehit edilen kişinin derecesi cennette Hamza ile Cafer'in arasındadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yuşa bin Nun radıyallahu anh'a şöyle vahyetti. Ey Yuşa! Kavminin içindeki hayırlılardan 40 bini ve şerlilerden 60 bini helak edeceğim. Ya Rabbi! Şu şerlilerin helak edilmesini anladık. Fakat iyilerin günahı ne ola ki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Çünkü o iyiler benim rızam için kötülere buğz etmediler. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi birlikte yiyip içtiler. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bütünüyle kendimiz yapmadıkça bir iyiliği emretmeyelim mi? Yine bütünüyle kendimiz terk etmedikçe bir kötülüğe engel olmayalım mı? Buyurdu ki, hayır öyle yapmayın. Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyiliği emredin, tamamından kaçınmasanız bile siz kötülüğe engel olmaya çalışın. Selef'ten biri oğluna şöyle tavsiyede bulunur.
Biriniz iyiliğe emretmeye hazırlanınca kendini sabırlı olmaya hazırlasın. Ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz.